Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. Evet trigonometriden devam ediyoruz önemsediklerimize. Hatırlamanız gerekenleri devam ediyoruz. Bu videonun içerisinde bir net var. Bak bu videonun içerisinde bir net var. Trigonometrik denklemleri unuttum. Hocam trigonometrik denklemlerde benim kafam gözüm karışıyor. Ne yapmam gerekiyor diyorsan gel buraya. Hemen hızlıca hızlıca trigonometrik denklemleri hatırlıyoruz. Şimdi trigonometrik denklemlerde önce sinüsün trigonometrik denklemlerini söyleyelim. Arkadaşlar bir kere şunu yapacaksınız. Denklemlerde standart bir denklem karşınıza geldiyse her iki tarafı da sinüs durumuna getireceksiniz. Sinüsün denkleminde veya kosinüsse her iki tarafı kosinüs durumuna getireceksiniz. Sonra burada sinüs x eşittir sinüs alfa şeklinde bir şey yazıyorsa şunu yapacaksın bak. Sinüs birinci bölgede artıdır bir de ikinci bölgede artıdır. Sinüste birinci bölge bir kere nasıl gösterilir alfadır. İkinci bölge nedir 180 eksi alfadır. Bak tüm soru kalıplarını da vereceğim yarım açılar arım açılar gelecek karşınıza onları da vereceğim merak etmeyin. Sinüsün denklemlerini nasıl yazıyorduk arkadaşlar? Direkt yazmayla vakit kaybetmeyelim. X eşittir alfa artı 2kp yazacaksınız. Bir de x eşittir 180 artı 180 eksi alfa artı 2kp. Bak nerede aklımıza geliyor? Sinüsün artı olduğu bölgeler. Burada artı, burada artı. Artı olduklarında, artı olduğu yerleri alacaksın. Bir alfa bir de 180 eksi alfa. Geldim kosinüse. Kosinüsün denklemleri daha kolaydı. Kosinüs nerelerde artı söyle bana. Birinci bölgede ve dördüncü bölgede. O zaman karşımıza bizim kosinüs x eşittir kosinüs alfa şeklinde bir denklem çıktığında daha kolay bir çözümümüz vardı. X direkt alfaya eşit olabilir. Yanına artı 2 kp'yi unutmayacaksın. Sonra x eşittir. Bak İkinci, dördüncü bölgeye geldiğimiz zaman alfanın önüne ne koyuyoruz? Eksi koyuyoruz. Artı olduğu bölgelerden aklınıza gelsin. X eşittir bir de eksi alfa artı 2KP. Tanjant ve kotanjantı hatırlayalım hemen sonra sorularda bakacağız. Tanjant ve kotanjantta tek denklem vardı. Ve artı KP yapıyorduk. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Karşımıza tanjant X A çıktı. A'yı hemen tanjanta dönüştürüyorsun. Diyorsun ki tanjant X eşittir tanjant alfa durumuna getiriyorsun. Tek denklemim var. Neo denklemim? X eşittir alfa ama yanına artı kp yazıyoruz. Ama burada bitmiyor olay. Olaylarımıza bir bakalım. Şimdi bütün mantıkları tek tek hatırlatacağım. Bak şimdi. Karşımıza sinüs 5x kosinüs 70 çıktı. Kolaydan başlıyorum. Zora doğru gideceğiz. Şimdi bu taraf sinüsse bu tarafı da sinüs yapacaksın. İsim değiştirmenin mantığı neydi? 90'dan çıkarmak. Hemen bunu 90'dan çıkar. 90'dan çıkardım. Burası sinüs 20 oldu artık kolay diyorum ki sinüs 5x eşittir sinüs 20 diyorum sinüsün denklemlerini hatırla bak sinüs bir burada artı bir burada artı o zaman bir alfa bir de 180 eksi alfa olacak o zaman diyeceğim ki 5x eşittir alfa dediğimiz 20 20 artı 2kp yazmayı unutmayacaksın bunu yazmazsan diğer kökleri bulamazsın. Geldim bir de 5 x eşittir 180 eksi alfa. Alfaya 20 demiştik. 180'in 20'sini çıkardım. Eşittir 160 artı 2 k Bundan sonra x'leri bulabilmek için hepsini 5'e böleceğim. Hepsini 5'e böleceğim. Hepsini 5'e böleceğim. Bakın x eşittir. 20'yi 5'e böldüğüm zaman 4 yaptı. Bakın şurada 360'ı 5'e böldüğüm zaman ne yapıyor arkadaşlar? 72 üstüne kaç kaç ekleyerek gidecekmişim? 72 72 ekleyerek gidecekmişim. O zaman x sağlayan 4. 4'ün üstüne 72 eklediğim zaman 76 yaptı. 72 ile çarptım. 144 4 ekledim. 148. Sonra 72'yi 3'te çarptım 216. 4 ekledim üstüne 220. 72'yi 4 ile çarptığım zaman 288. 4 ekledim 292. 72 daha eklediğim zaman 360'ın üstüne çıktı için 02 pi aralığında burada 1, 2, 3, 4, 5 tane kök oldu. Geldim buraya. Böldüm 5'e. X eşittir. 5'e böldüğüm zaman bunu ne yapıyor? 32 yapıyor değil mi? Burayı 5'e böldüğüm zaman yine 72K yaptı. 32'nin üstüne 72, 72 ekleyerek gittiğinde 5 kökte buradan gelecek. Sorunun cevabı 10 olmuş olacak. Gel bakalım şimdi. Böyle bir şey çıktı karşımıza. Bakın burada mantığı vermek istiyorum. Bu taraf kosinüs, bu taraf sinüs. Bak iki tarafı da sinüs veya iki tarafı da kosinüs yapacaksın. Kosinüs de çözmek daha kolay. Bak yukarıdakini de kosinüs de çözebilirdim. Şuradakini kosinüs 70 olarak bırakırdım. Burayı kosinüs 70 olarak bırakırdım. 5x'i 90'dan çıkarıp kosinüs 90 5x olarak yazıp kosinüsün denklemi olarak da çözebilirdim. İki tarafın isminin aynı olması gerekiyor benim için. Gel buraya bu taraf kosinüs. O zaman burayı da kosinüs yapayım. Burayı kosinüs yapabilmek için bunu 90'dan çıkaracağım. Sol tarafı yazdım kosinüs 4x artı 10 tamam. 90'dan çıkarıyorum 90 eksi x 30 oldu. 60 eksi x oldu. Kosinüs 60 Eksi, eksi. Şimdi kosinüsün denklemlerini hatırla. Kosinüs nerede artı birinci, birim çemberde? 1 bir ve 4'te. Yani kosinüs için bir alfa diyeceğim. Bir de eksi alfa diyeceğim. Hadi başlayalım. 4x artı 10 eşittir alfa. Direkt 60 eksi x yanına artı 2k 2k zor oluyorsa 360k yaz. Diğeri şimdi 4x artı 10 eşittir. Kosinüs bir de neyle çarpıyordum? Eksiyle, eksi ile 60 Artı X artı 2KP'yi yazdım. Şimdi bunu bu tarafa aldım. 5X yaptım. Onu bu tarafa aldım. 50 yaptım. Burayı da artı 360K olarak yaz. Kafan karışıyorsa 360K. 5'e böldüm. X eşittir 10 artı. 360'ı 5'e böldüğüm zaman 72. Onun üstüne 72, 72 ekleyerek gideceğim. İşte 10... 82 böyle 360'a kadar götüreceğim. En küçük pozitif kökünü sorduğu için onu buldum. Ama ben diğerini de çözeceğim. Şimdi bunu bu tarafa aldım. Bu taraf 3x yaptı. Bunu bu tarafa aldığım zaman eksi 70 yaptı. Eksi 70 yaptı. Artı 360k olmuş oldu. Şimdi ne yapıyorum? 3'e bölüyorum. 3'e böldüğüm zaman işlem hatası yapmadık değil mi burada? Ee, tamam. 60 eksi x'ti. Tamam. Doğru. 34x artı 10. Tamam. Doğru. Şimdi bunu bu tarafa aldığım zaman eksi 70 3x. Hepsini neye bölüyorum bu sefer? 3'e. x eşittir. Eksi 70 bölü 3 artı 3'e böldüğüm zaman bu sefer ne geldi? 120K. Şimdi eksi 70 bölü 3 negatif bir köktür. Eksi 70 bölü 3'ün üstüne 120 ekleyeceğim. Ondan büyük olduğu için cevabımızın 10 olduğunu bulduk. Ama üstüne 120, 120 ekleyerek gideceksin. Şimdi geldim tanjant ve kotanjanta. Yine aynı şeyi yapacağım. Bu taraf tanjant, bu tarafı da tanjant yapmam lazım. O zaman tanjant yapabilmek için burayı yine 90'dan çıkarıyorum. 90 eksi 2x artı 60 oldu. Hemen yazıyorum. Tanjant 40 Eksi x burası eşittir. Karşı tarafı da tanjanta dönüştürdüm. 90 burası 90 ile 60'ı topladım. 150 yaptı. Eksi 2x tanjant ve kotanjantla tek denklem vardı. Eşitleyip yanına artı kp yazıyoruz. Hadi başlıyorum o zaman. 40 eksi x eşittir. 150 eksi 2x artı yanına ne yazdım? Kp. 180k yani. Bunu bu tarafa aldım artı olarak geldi x. Bunu bu tarafa aldım 110 yaptı artı k pi oldu. En küçük kökünü istiyor. 110 olarak bulduk. Üstüne 180 eklediğimiz zaman da bir de 290 diye kökümüz varmış arkadaşlar. Şimdi geldim böyle sorulara. Arkadaşlar eğer ilk çözdüğüm sorular gibi değilse sorunun içerisinde yarım açı formülü, toplam formülü gibi formüller vardır. Bu soruyu farklı şekillerde çözebiliriz ama en kolayı yarım açı formülüdür. Hocam nasıl? Bak kos kare sin kareyi gördüm. Attım bu tarafa. Sıfır eşittir. Kos kare x eksi sin kare x oldu. Kos kare x eksi sin kare x kosinüsün yarım açı formülüdür. Burası cos 2x oldu. Şimdi kosinüsün kaç derecesi sıfır diye düşüneceğim. Bak kosinüsün sıfır olduğu açı bir 90 derece bir de 270. Yani aslında bir 90 bir de eksi 90 yaptım. Veya şuraya Kosinüs 90'ı yazarsın. Bak ne oldu? Kosinüs 2x eşittir. Kosinüs 90. Kosinüsün denklemini hatırla şimdi. 2x eşittir. Ya 90 artı 2kp diyeceksin. 2x eşittir ya da eksi 90 artı 2kp diyeceksin. O zaman 2'ye böldüm. x eşittir 45. Burayı 2'ye bölünce direkt 180k yaptı. Orası 360k'ydı. 2'ye böldüm. x eşittir eksi 45 artı 180 k oldu. Şimdi bakın sağlayan ilk değerim 45. 180 eklediğim zaman üstüne 225 yaptı. Bir 180 daha eklediğim zaman aralığın dışına çıkıyor. İki kök buradan geldi. Eksi 45 bu aralıkta değildir arkadaşlar. Üstüne 180 ekledim. 135 yaptı. 180 daha eklediğim zaman 215 yaptı. iki kökte buradan geldi. Dört tane köküm oldu. İşte yarım açı formüllerini kullanırsanız sorumuz çok kolay olur. Hocam bunu başka şekilde çözemez miydik? Çözerdik. Şimdi şuradaki sin kare x yerine bir eksi kos kare x yazardım. Atarım bak şöyle oldu. Bir eksi kos kare x eşittir. Kos kare x oldu. Attım karşıya. Bir eşittir. Ne oldu arkadaşlar? iki tane cos kare x oldu. 2'ye böldüm her iki tarafı. Cos kare x dediğimiz eşittir. 1 bölü 2 oldu. Cos kare x 1 bölü 2 ise kosinüs x dediğimiz ya 1 bölü kök 2'dir ya da kosinüs x dediğimiz eksi 1 bölü kök 2'dir. Kosinüsün 1 bölü kök 2 olduğu açı yani kök 2 bölü 2 olduğu açıyı biliyorum ben. 45. O zaman kosinüs x eşittir. Kosinüs 45 gibi oldu. O zaman x eşittir. 45 artı 2 kpi. Buradan ne geldi bir de? X eşittir. Eksi 45 artı 2 kp. Bak buradan 45 derece sağlıyor arkadaşlar. Üstüne 360 ekleyince aralığın dışına çıkıyor. Eksi 45 dediğimi artıya çevirebilmek için üstüne 360 ekliyorum. 315 bak. 315 ve 45'i buldum. Şimdi kosinüs x'in eksi 1 bölü 2 olduğu açıyı buldum. Eksi 45'tir. O zaman diyorum ki kosinüs x eşittir. Kosinüsün eksi 1 bölü 2 oldu pardon eksi 45 değil. Ne var arkadaşlar? 135 derece var. Kosinüs 100 şöyle bir tık kenara kaydırayım. Kosinüs 135 oldu. Ne diyeceğim şimdi? X eşittir 135 artı 2KP. X eşittir bir de eksi 135 artı 2KP yazarak. Buradan bir 135 geldi. 360'dan 135'i çıkardığın zaman 215'i bulduk. Çözüm kümesini bulmuş olduk. Gel bakalım şimdi Bizim beklediğimiz tarzdakiler. 1 kos 2x, 1 kos x toplamları 3'e eşitmiş. Bu aralıkta kaç farklı kök vardır diyor. Sıfır arkadaşlar. Tamam mı? Bu soru kolay bir soru arkadaşlar ama görenlere kolay. Şimdi kosinüs her zaman eksi 1 ile 1 aralığında değer alır. E, bu da eksi 1 ile 1 aralığında değer alır. O zaman bunların toplamları hiçbir zaman 3 olamaz. Peki burada 3 değil de işte başka bir sayı yazsaydı soruyu nasıl çözecektim? Kosinüs 2x'i kosinüs x'e dönüştürecektim. Yerine 2 cos kare x eksi 1 yazacaktım. Eksi kosinüs x'im var. İşte oradaki sayıyı da karşıya alıp bu denklemi şöyle 2 cos kare x eksi kosinüs x. işte burada bir sayı daha olacak arkadaşlar. Sonra çarpanlara ayırıp soruyu çözecektik ama bunun çözümü sıfır. Gel bakalım şimdi buraya. Burada ne diyor? Toplam formülü girdi işin içerisine. Hemen gördüm kaç farklı kökü vardır dedim. Hemen burayı cos 20 ile çarpıyorum. Burayı sin 20 ile çarpıyorum. Yani ilk yapman gereken şey düzenleme. Çarptım burası ne oldu? Sin 2x çarpı cos 20 oldu. Artı. Sonra cos 2x çarpı sin 20 oldu. Bölü aşağıda ne var? Sin 20 çarpı ee, cos... 20 var. Eşitmiş 2. Şimdi yukarıya bak. Sinkos sinkos. Sinkos sinkos neyin formülüydü? Sinüsün formülü. Sinüste isimler ters. işaret aynı geliyordu. O zaman aradaki işaret artıysa bu sinüsün toplam formülüdür. Burası ne yaptı? Sinüs 2x artı 20 yapmış oldu. Tamam şimdi devam edelim. Şimdi şuradaki de sinüsün yarım açı formülüdür. 1 bölü 2 sinüs 40'tır burası. İşte İşler dışlar yapınca şunlar götürecek eşittir sinüs 40. Bak biraz önceki çözdüğümüz denklemlere dönüştü. O zaman 2x artı 20 eşittir 40 artı 2k Sinüsün denklemleri. 2x artı 20 sinüste bir de neyden çıkarıyorduk? 180'den 140 artı 2k oldu. Bundan sonrası aynı zaten. Attım bu tarafa. 2x eşittir. 20 artı 2'leri ee, şuraya da 360K yazalım. 2'ye böldüm. X eşittir 10 artı 180K. Buraya devam ediyorum. Attım karşıya. 2 X eşittir 120 artı 360K dedim. 2'ye böldüm. X eşittir 60 artı 180 K oldu. O zaman sağlayan burada bir 10 derece var. Bir tık yukarı kaldıralım şöyle. 10 var. Üstüne 180 ekledim. 190 oldu. 180 daha ekleyince aralığın dışına çıkıyor. Burada 60 var. Bir de 240 geldi. 4 tane kökümüz varmış arkadaşlar. Gel bakalım. Şimdi çıkmış sınav sorusu olduğuna göre sinüs x değeri kaçtır? Sadece düzenleme var arkadaşlar. Tanjant yerine sin bölü kos. Kotanjant yerine kos bölü sin yazacağım. Hadi başla. 1 artı tanjant yerine s bölü c yazdım. Bak bütün hepsi x olduğu için hiç fantaziye gerek yok. Kotanjant yerine c bölü s yazdım. Çarpı. Neyim var burada? s eksi c bölü s'miz var eşittir 2'ye. Şimdi şurada bir düzenleme yapıyorum. Payda eşitledim buradan. C artı S bölü C geldi. Burayı ters çevirip çarpıyorum. S yukarı geldi. C aşağıda kaldı. Çarpı bir de S eksi şunu yanlış yazdım. Çarpı bir de S eksi C bölü S'miz var. Eşittir 2. Şimdi arkadaşlar bakın şu S'ler birbirlerini götürdü. Dikkat et şimdi. S eksi C çarpı S artı C. S eksi C çarpı S artı C nedir? Bak sinüs X eksi kosinüs X çarpı sinüs x artı kosinüs x. İki kare farkı değil mi? Ne oldu burası? Sin kare x eksi kos kare x oldu. Şunların çarpımlarını buldum. Aşağıda ne var? Kos Kare x var. Eşitmiş neye? 2'ye. Hmm. Şimdi ne yapacağım? Şimdi arkadaşlar bundan sonrası önemli. Şimdi şurası kosinüsün yarım açı formülün eksilisidir. Eksi parantezini alırsam kosinüsün yarım açı formülü olur. Ama iki katına gitmiş oluruz. Açının iki katına gitmeyle hiç uğraşmayacağım. Şuradaki sin kare x yerine bir eksi kos kare x yazıyorum. Şimdi bu taraf ne oldu? 1 eksi iki tane kos kare x oldu. Eşittir. İşler dışlar yaptım. 2 tane cos kare x oldu. Şimdi bunu bu tarafa aldım. 1 eşittir 4 tane cos kare x oldu. Her iki tarafı 4'e böldüğüm zaman cos kare x dediğimizin 1 bölü 4 olduğunu buldum. O zaman cos kare x 1 bölü 4 ise kosinüs x dediğimiz ya 1 bölü 2'dir. Kosinüs x dediğimiz ya da eksi 1 bölü 2'dir. Kosinüsün 1 bölü 2 olduğu açıyı biliyorum ben 60. Buraya kosinüs 60 yazdım. Kosinüsün eksi 1 bölü 2 olduğu açı şurada var. Nedir? 120. Buraya da kosinüs 120 yazdım. O zaman x dediğimiz 60 artı 2kpi. x dediğimiz ya da eksi 60 artı 2kpi. Bakın bu durum için iki denklem, bu durum için de iki denklem. x dediğimiz eşittir 120 artı 2kpi. x dediğimiz eşittir eksi 120 artı 2kpi oldu. Şimdi sorunun başında ne diyordu bize? x sıfırla pi bölü 2 aralığında x bir dar açı olacakmış. Bakın dar açı olarak sağlayan 60 derece var. O zaman soru bizden sinüs 60 istiyor. Sinüs 60'ın da kök 3 bölü 2 olduğunu biliyoruz. İşte toplam formülleri, yarım açı formülleri hepsini iyi kullanman lazım. Yine aynı tarzda bir soru. Çıkmış sınav sorusu. Sekant tanjant bunu vermiş 1 bölü 4. Sekant yerine 1 bölü bak bir kere x x x ise yarım açı falan kullanmıyorsun. Düzenleme sorusu. Sekant x yerine 1 bölü kosinüs x yazdım. Tanjant yerine sinüs x bölü kosinüs x yazdım. Parantezin içerisinde 1 eksi sinüs x var. Eşitmiş 1 bölü 4'e. Tamam. Şimdi bak şurası sinüs x yaptı. Yaz. Sinüs x çarpı 1 eksi sinüs x oldu. Şimdi aşağıda cos x ile cos x'i çarptım cos kare x yaptı. Ben cos kare x'in 1 eksi sin kare x olduğunu biliyorum. 1 eksi sin kare x'in de 1 eksi sinüs x çarpı 1 artı sinüs x olduğunu biliyorum. O zaman bölü dedim 1 artı sinüs x çarpı 1 eksi sinüs x olarak yazdım burayı eşittir 1 bölü 4. Şimdi bölüm durumunda oldukları için sadeleştirme yapabildim. Sonra içler dışlar çarpımı. 4 ile sinüs x çarpıldı. 4 tane sinüs x oldu eşittir. 1 ile 1 artı sinüs x'i çarpınca 1 artı sinüs x oldu. Bunu bu tarafa aldım. 3 tane sinüs x dediğimiz eşittir 1. Sinüs x eşittir 1 bölü 3 oldu. Sinüs x'in kaç derecesinin 1 bölü 3 olduğunu bilmem. Soru benden kosekantisti istiyor. Yani 1 bölü sinüs x'i istiyor. 1 bölü sinüs x takla attırırsak 3'e eşit olmuş oldum. Gel bakalım buraya şimdi. Yarım açı formüllerini dibine kadar kullanacağız. Bak böyle soru gelecek karşına. Aralığı vermiş, bunu vermiş, bunu vermiş, bunu vermiş. Bak. Bakıyorum kosinüs x. Bakıyorum 2 sinüs x. Bakıyorum sinüs 2x. Hemen sinüs 2x'i x'e dönüştürebilmek için yarım açısını uyguluyorum. Dikkat et bu güzel bir soru. 2 tane sinüs x çarpı kosinüs x oldu. Eksi burada kosinüs x'im var. Eşittir 1 eksi 2 tane sinüs x oldu. Şimdi ne yapacağım? Bak bunlarda kos x'in ortak olduğunu gördüm. Hemen kos x ortak parantezini aldım. Kos x'ini alırsam Burada 2 tane sinüs x kaldı. Burada eksi 1 kaldı. Karşı tarafı da eksi parantezine alırsam 2 sinüs x. Bak karşıyı da eksi parantezine alırsam 2 sinüs x eksi 1 yapıyor. Şimdi yukarıdaki soruda biri payda. Bak biri payda biri payda da olduğu için sadeleştirdim. Ama kök kaybetmedim. Çünkü paydayı sıfır yapanı zaten kök olarak almıyorum ben. Ama bu durumda bir şey karşına geldiyse sadeleştirme yapacaksan sadeleştirdiğini sıfır yapanı çözüm kümesine ekleyeceksin. Bak unutma. O zaman ben bu ikisini sadeleştiriyorum. Sadeleştirince burada da bir kaldı burada da bir kaldı. Ama sadeleştirdiğim 2 sinüs x eksi 1'i sıfır yapan değerleri çözüm kümesine ekleyeceğim. Yani sinüs x'in 1 bölü 2 olduktan ekleyeceğim. Çünkü sinüs x 1 bölü 2 olursa burası da 0 yapar. Burası 0 yapar. Çarpınca 0 eşittir 0 olur. Sadeleştirmede kök kaybedersin. Eklemek zorundasın. Peki ne kaldı bu kalınca? Sol tarafta kosinüs x kaldı. Sağ tarafta eksi 1. Bir de bunu çözeceğim. Kosinüs x'in eksi 1 olduğu sadece bir tane değer var arkadaşlar. 180 derece x eşittir. 180 artı 2 kapi. Tamam mı? Ha bak eksi 180 dersen de aynı yere geliyor. Aynı kök oluyor. O yüzden bir tane var. Şimdi 0-2 pi aralığında o zaman bir tane 180 geldi. Bir değil cevap ama. Buradan da gelecek. Şimdi sinüs x'in 1 bölü 2 oldu, Bak bir birinci bölgede bir de ikinci bölgede açı var. Onlarda nedir arkadaşlar bakın. Sinüs 30'dur burası. X eşittir bir. 30 artı 2 kpi yazarım. Bir de 180'den 30'u çıkardığım zaman x eşittir 150 artı 2 kpi. Ama hemen şunu hatırlatayım. Mesela karşınıza sinüs x eşittir 1 bölü 3 diye bir şey geldi. Çözmeye uğraşma. İki kök vardır 0 2 pi aralığında. Bir birinci bölgede bir ikinci bölgede. Tamam mı? Yani burası X'e. Zaten biliyorum olayını. O zaman iki kök buradan bir kök buradan. Üç tane kök gelmiş oldu. Evet arkadaşlar. Yirmi küsür dakikalık bir video oldu ama. Trigonometrik denklemlerle ilgili karşına gelebilecek hemen hemen tüm durumları yapmış olduk. Umarım faydalı olmuştur. Başka istediğiniz bir şey varsa yazın. Elimizden geldiğince yapalım. Hadi görüşmek üzere. Bay bay.